Peki ilişkilerimizin kökenleri, kökleri nerede başlıyor? Sen nerede Filizleneli? Başlayalım. Tamam. Bu görüşmede bir ilişki olduğuna göre ben kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Tüm ilişkiler yeni bir insanla karşılaşmaktır. Araya az önce bakın kameranın tam önünden arı geçti. O da bu ilişkiye dahil olmak istiyor. Ben Sinay Demirci, tıp doktoruyum. 1990 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 1963 doğumluyum, yani sanıyorum 57 yaşıma yaklaştım. Son 10 yılımı tıbbın üzerine psikoloji çalışarak, psikoterapist olarak yaşamaya çalışıyorum. Yazılarım var, yazdıklarım var, yazacaklarım var. Tabii ki doğduğum andan itibaren ben de bir ilişkiden doğdum, bir ilişkiye doğdum. Bugüne kadar ilişkiler içinde yaşadım. Şu anda da siz sevgili kardeşimle bir etkileşim ve ilişki içindeyiz. Sosyal bir ilişki. Ve dostlarımızla şu anda seyirci sayımız 100'ü geçti. Onlarla da onların tercihiyle bir ilişki başlattık. İnsan ilgiden yaratılmadır. Halakal insane min alak, alaka demektir ilgi. İlginin ilgilenmek kelimesinin ya da ilgi kelimesinin işleş halidir. İlişki hani şey gibi taşımak, taşınmak ya da savmak, savaşmak gibi. Yani bir karşılıklılık söz konusu olduğunda araya bir iş eki konulur. Türkçe'de ilgi aslında ilişki. Yani birisiyle ilgilenmek, birisinin de benimle ilgilenmesi, o ilgiyi karşılıklı ilgi olduğu için ilişki yapıyor. Senay Hocam. Senay Hocam duyabiliyor musunuz beni? Ne istiyorsunuz? Yayında oluyor da. Yayını durduralım. Hocam. Duyabiliyor musunuz beni? Senayi Hocam. Senayi Hocam ayrıldı. Hocam ilgi, ilişki demiştiniz. Orada kaldık. Evet. Bu da zarif bir tecelli oldu. Kopabiliyor şeyler, ilişkiler. Az önce gördüğünüz gibi. Bu ilişki içinde olanların istemediği bir şey olduğu halde ilişki kendi seyrinde kopmalar, zayıflamalar, iniş çıkışlar yaşayabiliyor. Yani ilişki
karşılıklı ilişki içinde olanlardan bağımsız bir seyir izler. Her zaman kontrolümüzde olmayabilir. Kendi sürprizleri vardır. Tahmin edilemez boyutları vardır ve bu sürprizler bazen baş edemeyeceğimiz şekilde ortaya çıkabilir. Duyabiliyor musunuz Zehra Hanım beni? Gayet, gayet iyi duyuyorum hocam. Görüntünüz de çok iyi. Peki hocam, buradan evlilik uyumu ve doyumundan biraz bahsedebilir miyiz? Evlilik uyumu ve doyumu nedir? Bu ikisi birbirini tamamlar mı? Yoksa birbirinden farklı iki kavram mıdır? Uyum ve doyum. Bu başlığı siz açtığınıza göre uyum doyumu getirir ama doyumun içinde tabii psikolojik gelişim, ruhsal tekamül de vardır. Yani iki insanın birbirini besleyerek büyütmesi vardır. Çünkü biz her zaman şunu öğreniyoruz, insanın söz konusu olduğu yerde 2 artı 2 hep 4'ten fazladır. Yani 2 artı 2 4 edecekse o ikilerin bir araya gelmesine gerek yok. Biz onu 5 yapalım hiç olmazsa. Çünkü 2 kendi başlarına bir değer ifade ediyordu. İkisi yan yana geldiğinde belki 22 bile edebilir. Yani birbirleriyle öyle bir ilişki kurarlar ki biri diğerinin ondalık kısmı birler hanesi olur. Böylece bunu çoğaltabilirler. Evlilik tabii ilişki biçimlerinden sadece biri. İlişki bazen evliliğin içinde kaybolabiliyor. Yani hatta evliler, özellikle erkekler, hemcinslerim, hani 14 Şubat'ta bana bir çiçekçi uzattı arabanın camına, gül uzattı. Sevgililer günü ya, dedim ki şakasına, benim sevgilim değil bu dedim. Hanım dedim, eşim. Yani insan eş olunca, karı koca olunca sevgili olmaktan çıktığını düşünebiliyor. Flört ya da tanışma döneminde yaşadıklarında ilişki diyor ve evlilikle beraber ilişkiyi dondurabiliyor. Bu aslında bizim düştüğümüz çok büyük bir tuzak. Bizi ilişkiyi olması gereken, dönmesi gereken, çoğalması gereken, bizi geliştirmesi gereken ilişkiyi bitiriyoruz. O benim artık kocam, o benim artık karım diyoruz. Yani içinde iltifat yok, içinde beklenti yok, içinde sürprizler olmuyor. Yani o benim karım. Yani niye sevgililer gününde ona gül alayım ki? Yani gönlünü alacak biri değil artık. Gönlünü almıştım zaten yeterince gibi bir altyazı geçiyor hayatımızın hemen ekranının altından. Evlilik bu yüzden ilişkiyi başlatan da olabilir, bitiren de olabilir. Bir ara birkaç, 10-15'e yakın söyleşi yapmıştım. Evlilik aşkı oldurur diye. Soruların arasında. Evet. Hiç unutmam, Afyon'da 2003-2004, 2005 de olabilir yılında. Bir baktım Afyon'da benim fotoğrafım. Şehrin muhtelif yerlerinde afişler, o günkü belediye başkanımız yazmış, evlilik aşkı öldürür diye yazmış. Her yere bunu yazmışlar. Dedim başkanım hayırdır, yani ben böyle bir başlık göndermedim. Ne bileyim hocam dedi, ya bizim dedi çocuklar bakmışlar herhalde e-postada bunun noktaları düşmüştür diye, biz böyle biliyoruz bunu. Evlilik aşkı oldurur derken bir baktım, ben evlilik aşkı öldürür konferansı verdim. Nasıl öldürürmüş diye gelenler de az değildi. Yani nasıl öldürür diyorsun diye hesap sormak için gelenler de az değildi. Şunu söyledim özetle, evlilik aşkı öldürebilir. Ama evli olmayanlar da aşkı öldürebiliyor. Yani aşkı öldürmek isteyen evli olmasa da bunu öldürür, evli olarak da öldürür. Yani aşkı öldüren varsa evlilik değil.
evli olanlar öldürebiliyor, evli olmayanlar da öldürebiliyor bu zaten. Ama evlilik şöyle bir başlangıç sunuyor bize. Şöyle psikolojinin temel alanlarındandır. Biliyorsunuz insanlar yetişkin olmaktan korkarlar. Hepimiz yetişkiniz. Ben sesini duyamıyorum. Sorumluluk almaktan korkuyoruz sanki. Evet, çünkü sorumluluk almaktan korkuyoruz. Çünkü tercih etmek, seçmek bir sorumluluk demektir. Bedel ödemektir. Yani bir şeyi tercih ettiğimizde bir başka şeyi terk ederiz. Bütün tercihler bir terk edişi içerir. En az bir terk edişi içerir. Yani yol ayrımına geldiğimizde sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz? Sağ yolu tercih edersem solu terk ediyorum. Bu bedeldir. Ya da şimdi bir çay mı içeyim, kahve mi dediğimde ben çayı tercih ettiğimde kahveyi terk ediyorum. Bu bir tercihtir. Ya da şu saatte İşte Zehra Hanım'la canlı yayın mı yapalım yoksa sahilde yürüyelim mi dediğimde canlı yayını tercih ediyorum. Bu bir tercihtir bak. Bir bedel ödüyor. Zehra Hanım da bedel ödüyor. Senayi de bedel ödüyor. Demek ki evlilik de ilginç bir tercihtir. Bedeli çok ağır olan bir tercihtir. Sorumluluk gerektiriyor. Şöyle, Muhittin Arabi Hazreti Musa'yı anlatırken Hüsusu iken de Hazreti Musa'nın çok celalli ve böyle tuttuğunu koparan bir şahsiyeti var. Şöyle der, Musa doğacak diye Firavun, bir bebek doğacak diye bir rivayete göre, 21 rivayete göre 40 bin bebeği katletmiştir o dönemde. Ama garip iş ki kendi kucağında kendi düşmanını büyütmüştür. Bu da ayrı bir tecelli. Bunun için der Muhyiddin Arabi o müthiş yorumlamasıyla gerçekten İslam'ın harikasıdır. Böyle bir zekanın İslam'ın içinde olması muhteşem bir şeydir. Bütün bağnazları korkutur Muhyiddin Arabi. Yani dindar bağnazları özellikle korkutur. Der ki uğrunda 40 bin kişi katledilmiş birine uğrunda terk edilenlerin şahsiyeti verilir. Çünkü bir Musa için kader 40 bin kişinin katline fetva veriyor. Bir kişi var ve onda 40 bin kişinin şahsiyeti var. İşte öyle düşündü. Bu tercih bedelidir. Şimdi evlilik, işte kıza evlilik teklif ediyorsun, o da işte evet diyor. Adamın evlilik teklifini kabul ediyorsun, o da evet diyor. Bu evetin çok güzel bir karşılığı var. Yani bir eşin var, sevdiğinle bir ömür beraber geçireceksin. Ama bu seçimin bedeli de var. Ne o? Adam bütün erkek kadınları terk ediyor. Yani birini tercih ettiğinde, bir kadını tercih ettiğinde bütün kadınları terk ediyor. Yani biz öyle biliyoruz. Kadın bütün erkekleri terk ediyor. Yani artık kimsenin karısı ya da kimsenin kocası olamayacak bir yere geliyor. Bu bir bedeldir. Kendisi tercih edilen, ama özellikle tercih edenden önce kendisi tercih edilen bu bedeli fark etmeli. Ya bu adam beni kadını olarak seçti. Yani bundan sonra, bundan önce gördükleri neyse de bundan sonra görebileceği bütün kadınlara beni tercih etti. Onları terk ediyor. Böyle bir terk edişin bedeli olmak bence tercih edilene çok ciddi bir sorumluluk veriyor. Yani beni tercih edene, beni terk ettiklerini, terk ettiğini pişman etmeme borçluyum. Kalite ölçütüdür. Yani markete gidip muadiller arasından bir şeyi tercih ediyorsunuz. O işte su markasını tercih ediyorsun. Dolayısıyla diğer su markalarına göre o su
sana kendisini tercih ettiğini, diğerlerini terk ettiğini, doğru bir tercih olduğunu anlatmak durumunda. Tadıyla, temizliğiyle, zerafetiyle. Biz de bir seçimin konusu olduğumuzda, seçilen olduğumuzda seçilmenin sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Bu seçilme sorumluluğu, seçilmenin getirdiği sorumluluk. Seçmenin getirdiği sorumluluk var. Yani ben bu kadını tercih ettim, o halde bütün kadınları terk ediyorum. Bu bir sorumluluk. Bu adam beni tercih etti, o halde bütün kadınları terk ettiğini, terk ettiğine onu sevindirmeliyim. Bu daha büyük bir sorumluluk. Öyleyse ilişki, evlilik başladığında daha keskin bir bıçak sırtında oluyor. Yani nasılsa evli, çantada keklik psikolojisi evliliğimizi sürdürebilir. Yani dışarıdan bakanlar bizi evli, çoluk çocuk sahibi, birlikte aynı odada yatan, mahrem ilişkisi olan biri olarak görebilir. Şimdi bizim duvarda da bir duvar saati var. Bakınca saat gibi duruyor. Ama 2 gün önce pili bitmiş. Hala saat gibi duruyor. Yani pili biten saat de saattir ama tık yok hani. Tık yok. Herhalde saatin ustası saati bunun için yapmadı. Bu yüzden uyum evlilikte bir sınavdır. Ben evli çiftlere ya da evlenecek çiftlere, daha doğrusu ilişki içinde olan herkese, bu evlilik ilişkisi olmayabilir. Şunu söylemek istiyorum. İlişki bizim ilk çocuğumuzdur. İlk çocuğumuz doğduğunda biz acemiyiz. O da acemi. Adını bilmez, konuşamaz, kendini anlatamaz, sık sık ağlar, altına yapar, yürümesini bilmez. Bıraksam bir yerde sokakta kalır, ölür. Yani beslemen gerekiyor, emzirmen gerekiyor. İlişki bizimle başladı ama bizim dışımızda bir varlık, bir canlı o. Çocuğumuza baktığımız gibi ilişkimize bakmamız lazım. Çünkü yeni bir şey o. Yeni bir varlık ortaya çıktı. Biz zaten iyi insanlarız, birbirimizi seviyoruz demek bu ilişkiyi iyi ve sevimli yapmaya yetmiyor. Tersi de geçerli. Bir ilişkinin kötü olması da ilişki içinde olanları kötü yapmıyor. Yani siz de bilirsiniz, özellikle çift terapisinin Türkiye'de en azından bir paradoksudur. Sizi buraya getiren nedir diye sorduğumda hanımefendi şunları, bir şeyler söyler. Ama ayrı görüşmede erkeğe sorduğumda sizi buraya getiren nedir? Cevap bellidir. Karım getirdi. Ona göre sorun yoktur. Çünkü erkek kısmı, tabii ki kadın kısmından bir ilişkinin kötü gidişini kendi kişisel kötülüğü olarak yorumlar. Bir başarısızlık, bir yenilgi olarak algılar. Hani başı önde gelmiş çiftlere benim ilk hatırlattığım meslek icabı, tecrübe eden ilk kural bu. İlişkinizin kötü olması sizi kötü yapmıyor. Siz kötü olduğunuz için ilişkiniz kötü olmadı. Siz birbirinizi sevmediğiniz için ilişkiniz sevimsiz değil. Yani bu ilişki iyileşebilir, büyüyebilir, beslenebilir, yürüyebilir. Ama öğrenmediğimiz bir şey ilişki. Yani birini suçlayabilir misiniz doğar doğmaz bisiklete binmesini bilmiyor diye? Yani birini suçlayabilir miyiz yani bu işte uçak kullanmayı bilmiyor diye? İlişki de, yani içinde duygusal boyutu da, cinsel boyutu da olmak üzere evliliğin, insanın acemilik yaşadığı, bilmediği bir şeydir. Ve kendisini kuşatan, kendisini aşan yeni bir krizdir, yeni bir deneyimdir.
Bunu söylediğimde tekrar ediyorum, ilişkinin kötü olma, ilişkinizin kötü olması sizin kötü olmanızdan kaynaklanmıyor. İyi insanlar olmanız ilişkinizi iyi yapmaya yetmez. Siz iyi insanlarsınız, birbiriniz içinsiniz. Kötü olan ilişkiniz dediğimde birden o yere bakan yüzler kalkıyor, umutlanıyor. Olabilir ya. Hatta siyasi örnekler de veriyorum dünyadan. Kötü insanların iyi ilişkileri vardır. İyi insanların da kötü ilişkileri olabilir. Bir zamanlar George W. Bush'la Saddam Hüseyin çok iyi ilişki içindeydi. Yani ikisi de diktatör. Ama iyi ilişki kurabiliyorlar. Yani iyi insanların da kötü ilişkileri olabiliyor. Yani sahabenin içinde bile kavgalar olmuş. Şimdi bunların ilişkilerinin kötü olması onları kötü yapıyor mu? Hayır. Tam bu noktada bir şey sormak istiyorum hocam. Hani böyle zihinlerimizde bir sanki otomatik bir düşünce, bir kural koyuyoruz. İyi ilişkide hiç problem olmamalı gibi. Ne kadar doğru? Yaşadığımız problemler ilişkide kendimizi ve eşimizi tanımamıza yardımcı olur mu? Ve yaşadığımız problemler o evliliğin, o ilişkinin tuzu biberi olabilir mi? Şimdi insanın olduğu yerde yanılma vardır. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Eksiklik vardır, kusur vardır. Düşme vardır. Psikoterapist bir arkadaşımın yıllar önce bana söylediği bir şey vardı. Onun bu kadar lazım olacağını düşünmemiştim ben. Allah mükemmeldir ama mükemmeliyetçi değildir. Yani mükemmeldir. Her yaptığı iş mükemmeldir Allah'ın, yani kusursuzdur. Ama bizden, bizi kabul ederken kusurumuzu da kabul. İnsan, yani Adem olmak, Adem'in oğlu ya da kızı olmak, hatasız, kusursuz, eksiksiz, günahsız olmak demek değil. Hatasını hata bilmek, ayıbını ayıp görmek demek. Yani insanlığın ilk cümlesi, Rabbimiz biz halt ettik, yanlış yaptıktır. Yani bizim duyduğumuz vahiyden babamız Adem ve annemiz Havva'nın ilk cümlesi Rabbena zalemna enfüsena, yani kendimizi yanlış yere koyduk demektir. Bu ilk cümle budur. İnsanlık tarihinden bize duyurulan ilk cümle budur. O halde çatışma, yanılma, anlaşamama bir ilişkide, sahici bir ilişkide olmazsa olmazdır. Yani aslında hiç çatışmanın olmadığı, her şeyin pürüzsüz gittiği bir ilişkiyi sorgulamak lazım. Burada sahih olmayan, muhtemelen naylon bir şey var burada diye sorgulamak lazım. İnsan ayakta durmayı düşüşlerinden öğrenir. İnsan kalkmayı yine düşüşlerinden öğrenir. İnsan toparlanmayı savrulmalarından öğrenir. İnsan hatırlamayı unutuşlarıyla öğrenir. Hani şöyle bir cümleyi ben sık sık söylerim. Birisini kusuruyla sevmek kusursuz sevmektir. Kusursuz diye sevmek kusurlu sevmektir. Belki de sevmemektir. Birbirimizi kusurumuzla seveceğiz. Kendimizi de kusurumuzla seveceğiz. Bence kendimizle ilişkimizin temelinde de bu var. Yani bireysel terapilerde çok karşıma çıkıyor bu. Mutlaka sizin de karşınıza çıkıyordur. Yani insan kendisine öylesine bir standart koymuş ki hiç kusuru, eksiği, günahı, ayıbı olmayacak. Bu yüzden asla kendinden memnun değil. Sürekli kendisini başarısızlıklara mahkum ediyor. Sürekli kusurluluk tablosu var. Bu kusurluluk tablosunu sürekli doğrulayan ilişkiler içinde oluyor. Kendimize de bir başkasına da hata üzerinden bakacağız. Hatalar üzerinden, hata ile bakacağız. Hata olabilirle bakacağız. Çünkü insan adı üzerinde insan kelimesinin iki anlamı vardır. Kur'anca'da unutan demektir insan.
yani unutandır insan. Şey, nisyan kelimesi, unutmak anlamındaki nisyan kelimesi insan kökünden geliyor. Bir de ünsiyet kelimesi var. O da aşinalık arayan, tanıdıklık arayan demektir. İkisi de bugünkü konumuz aslında. Yani insan bir tarafıyla sürekli bağ kurmak ister. İnsan ünsiyet arar çünkü. Kendisinin bilindiği, tanındığı, beklendiği, ağırlandığı, gözde olduğu, hoş geldin denildiği, belki baş köşeye oturtulduğu, kendisine bir yer verildiği bir ortam, bir mekan, bir dünya, bir evren arar kendine. Bu bağ kurarak ancak mümkündür. Fakat bir taraftan da unutan tarafı bu ihtiyacını ona unutturur. Ben kendime yeterim zanneder. Ben kendime yeterim zanneden insan bağ kurmaktan, ilişkilerden uzaklaşır ya da ilişkinin içinde ilişkiyi bozan taraf olabilir. İnsanın olduğu yerde kusur vardır. Kusurların olduğu yerde de daha çok kusur vardır. Yani biz sık sık bizim Kur'an atölyemiz var. Kur'an'ın psikolojik, daha doğrusu Kur'an'da psikolojik yüzleşme kayıtları tutuyoruz. Grubumuz var. Çünkü Kur'an'ı bir şey zannediyoruz. Din kültürü, ahlak bilgisi, müfredatı zannediyoruz. Hayır. Hatta dini kitap da değildir Kur'an. Varoluşsal bir kitaptır. Psikoloji kitabıdır. İnsana insanı anlatır. Üçüncü derste yeni başlayanların beklediğim bir sorusu var. Onlara kanatlarını hatırlatıyorum. Siz artık uçabilirsiniz bu vahyin göğünde dediğimde. Ya hocam yanlış anlarsak diyorlar. Peki sizce insanı yaratan insanın yanlış anlayabileceği ihtimalini yok mu sayıyor? Hayır. Soruyorum, hangi ilişkinizde yanlış anlaşılmadığınız başlangıçta ya da yanlış anlamadınız? Şu anda anlaştığınız dostlarınıza bakın. Nasıl anlaşıyorsunuz? Yanlış anlamaları, yanlış anlaşılmaları göze alarak anlaştınız. O halde bırakın yanlış anlaşılmayı ve yanlış anlamayı göze alalım. Böyle anlaşıyoruz. Yani insanın eğitimi böyle, insanın varoluşu böyle. Her şey mükemmel olacak diye bir şey yok. Yani mükemmel başlayamayız hiçbir şeye. Başlarsak mükemmele doğru yürürüz sadece. Peki hocam, tam yeri geldi sanki. İlişkilerimizde şimdi ve burada olmanın öneminden biraz bahseder misiniz? Evet, aslında şimdi ve burada olan parçamız malum bilinçli parçamız. Biz buna beynin korteks kısmı diyoruz ama ne kadar açıklayıcı bilmiyorum. Yani bugün ayın işte aylardan Ağustos 13'ü mü 14'ü mü? Evet. Ayın 13'ü. Bunu bilen parçamız bilinçli parçamız. Ama Zehra Hanım'ın da Senai Demirci'nin de şimdi ve burada olmayan bir geçmişi var. Benimkisi biraz daha uzun, yaşlı olduğum için. Belki biraz daha acılı, yaralı ama herkesinki vardır. Şimdi burada olan parçamız birbirimize anlayış gösterebilir. Fakat hep geçmişte olan daha büyük parçamızı tanımadığımızda şimdi burada olan parçalarımızla her zaman anlaşamayız. Anlaştığımızı sanırız. Bu anlaşma hani Sevr gibidir, Lozan gibidir, yırtılır. Yani öylesine bir anlaşmadır. Onun için birbirimizle geçmişimizi paylaşmamız, çocukluğumuzu birbirimize anlatmamız çok önemli ve kritiktir. Örneğin ben çocuklarım birbirlerine gerizekalı, seni gerizekalı falan dediğinde ne yapıyor dedim bunlar çok güya hani çocuk terbiyesi, evlilik, ilişkiler falan dersi veren bir adamız. Çocuklarım birbirlerine gerizekalı diyorlar. Sonra fark ettim ki benim gerizekalı
kelimesinin, sesinin bendeki karşılığıyla ondaki karşılıkları aynı değil. Onlar çok hafif bir şey söylüyorlar birbirlerine. Ama ben o sesi var olmaya çalıştığım böyle korkunç bir psikolojik enkazın altında başımı kaldırmaya çalıştığımda farkında varmadan beni yok etmek isteyen ağızlardan duydum. Benim şimdi ve buram, burada olan parçam gerizekalı kelimesini çok daha yıkıcı, derin ve karanlık duyuyor. Ama onlar birbirine iltifat ediyorlarmış gibi, canım, hayatım gibi bir ses duyuyorlar birbirlerinden, rahatsız olmuyorlar. Yani kelimelerin, seslerin şimdi burada olmayan parçamızdan daha büyük, şimdi burada olan parçamızdan daha büyük ağırlıkları var. Onları paylaşırsak özel bir dil oluşturabiliriz. Tabii hani yıllanmış şarap gibidir de derler ya, insan yaşadıkça, evliliğimizin yılları uzadıkça ortak bir geçmişimiz oluyor. Ve ne güzel ki şimdi buradamıza ortak geçmişimizden şeyler getiriyoruz. Yani malzemeler getirebiliyoruz. Bu anlamda iyi bir ilişki eskimez, aksine derinleşir. Yeni ilişki heyecan verebilir ama kendi içinde acemilikler saklayabilir mesela. Evet, sorunuza gelirsek, çok teorik bir altyapı oluşturdum. Şimdi burada olmak, bütün geçmişimizi de alarak, karşı muhatabımızın, eşimizin geçmişini de ciddiye alarak, geçmiş, yani geçmişte ve ötede olan yanlarımızla burada olmayı başarabilmek demektir. Hani carpe diem'in anlamı budur. Anı yaşa derken eyyamcılıktan bahsedilmiyor. An bir dağ zirvesi gibidir. O zirve bir tek noktadır. Belki dağcılar bilir. Oraya çıkar ve birkaç saniye orada kalır. Kaydını yapar, aşağı iner. Bir, iki adım, iki ayağın bir arada olamayacağı bir kaygan, dar bir yerdir. Ama o dağ zirvesi, dağın bütün yamaçlarından ibaret. Yani kilometrelerce yamaçlardan, yamaçların üzerinde, dağın eteklerinde uzanan ovalardan itibaren kuruldu. An dediğimiz şey de dağ zirvesi gibidir. Yani içinde bulunduğumuz an, bütün geçmiş hatıralarımızın ve tabii ki geleceğe dair hayallerimizin zirve noktasıdır. Yani o zirve. Çok değerlidir o. Belki de tek değerli şey, belki de tek var olan şey o andır. Oraya gelirsek, bütün gücümüzle, bütün yeteneklerimizle, bütün deneyimlerimizle, düşüp kalkmalarımızla, unutup hatırlamalarımızla harika şeyler yapabiliriz. Buna musafaha deniyor. Musafahayı tokalaşmak zannediyoruz. İki insanın saf haliyle, iki ruhun saf haliyle birbirleri için kınama hevesi ve kınanma korkusu olmaksızın göz göze, yüz yüze, öz öze gelmeleri galaksideki en büyük zaferdir. Galaksideki, evrendeki, kainattaki en büyük zaferdir. Yaratıcının baktığı yerden bakınca müthiş keyif verici bir şeydir bu. Yani o bir süpernovadan, birkaç tane galaksi yaratmaktan çok daha büyük bir olaydır. İki insanın saf olarak karşı karşıya gelmesi çok değerli bir şeydir. Bunu şimdi ve burada olmak diye tarif edersek böyle de anlayabiliriz. Yani bütün iyiliği isteyen, ihtimamı önceleyen taraflarımızla, yenilmiş bütün ordularımızla, düşüp kalkmış bütün askerlerimizle,
acı çekmiş, gözyaşı dökmüş, tekrar kendine gelmiş, teselli bulmuş bütün dost anlarımızla, parçalarımızla bir araya geldiğimizde dediğim gibi galaksinin en büyük zaferini yaşatırız kendimize ve yaratıcımıza. Çok teşekkür ederim. Ben süremiz de azaldı ama iki soru sormak istiyorum. Bunlardan birincisi, evlilik evcilik midir? Diğeri de ilişkilerimizdeki bağımlılıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Bunun için neler tavsiye edersiniz? Son vakitlerimizde bu iki soruyla değerlendirelim isterim. Ama ikisi de böyle büyük ansiklopedi başlığı gibi ya. Bunlardan bir tanesini seçelim. Evcilikten kastettiğiniz ne sizin mesela? Evlilik evcilik midir? Yani bu konuyla alakalı uzmanların farklı söylemleri sıkça duyuluyor. Kimisi evcilik gibidir, hayatı güzelleştirmedir diyor. Kimisi de ya evcilik gibi bakılmaz, daha disiplinli ve daha kuralları net olan bir süreçtir diyor. Tabii burada evlilikteki o eşlerin kişilik faktörleri de devreye girer. Ben evliliği evcilik gibi görenlerdenim mesela. Eşimle oyun oynuyorum sanki yetişkinlik oyunu gibi. Tad almaya çalışıyorum, eğlenmeye çalışıyorum. Ama işte bazı uzman arkadaşlarımız da bu noktada çok sert yaklaşımlarda bulunuyorlar. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Dilerseniz bu konudaki fikrinizi alıp ilişkilerdeki bağımlılıklara konuşalım. Güzel bir şey aslında. Burada farklı düşünebilmek çok özel bir şey. İçsel aile sistemi açısından yaklaştığımızda bu malumunuz kendi içimizde birden çok parça taşıdığımız söyleniyor. Bunu birkaç danışanımda denedim, biraz öyle yürüdük ve çok faydasını gördüm. İçsel aile sistemi. Böyle bir kitap adı da var, tavsiye ederim. İçimizde yetişkin, ebeveyn ve çocuk parçalarımız var. Yani çocuk, işte uysal çocuk, asi çocuk parçamız, ebeveyn, bakım veren ebeveyn parçamız, otoriter ebeveyn parçamız ve bütün bunların ortasında normal kabul ettiğimiz yetişkin parçamız var. Ama içsel aile sistemini bazen küçük oyuncaklarla masa üstüne koyduğumuzda danışanlarım çok çarpıcı biçimde 7-8 tane parça sayabiliyor. Gerçekten. Bunlar çok basit oyuncaklarla oluyor. Yani bazen bizim oğlanın oyuncaklarını aldım birkaç kez. Bu hangisini temsil ediyor? Bu hangisini temsil ediyor? O parçalardan bir tanesi evliliği evlilik olarak görelim. Hani bu ciddi şeyler, arkadaşlar var ya, evlilik evliliktir falan diyen ebeveyn parçamız. Ona ellerini öperiz, hoş geldin deriz, severiz onu. Gönlünü ederiz, saygıda kusur etmeyiz. Ama bir parçamız da evcilik oynamak istiyor. Yani onu da alalım, sevindirelim onu. İşte mendilin içinde ona sarı diralar verelim. Balon tutuşturalım eline. Ara sıra bu parçalardan birini çıkaralım öne. Sonra o yorulunca diğerine geçebiliriz. Yani birden çok parçamız var. Birden çok parçayı aslında şeye, insanın cennetten arza indirilişi kıssası var ya. Aslında insanın orada bir ifade vardır. Birbirinize nasıl aykırı olduğunuzu anlayasınız diye. Krizler içimizdeki bütünlüğü bozar ve parçalarımızla tanıştırır bizi. Yani tıpkı bir eşya, bardak bir yere çarpınca parçalarına ayrılır ya da araba çarpınca parçalarına ayrılır gibi, kriz anlarında da kendi parçalarımızla tanışırız. Çocuk parçamız bana ne, bana ne, ben oynamıyorum der. Ebeveyn parçamız üzülür, sorumluluk almak ister. İşte asi çocuk parçamız bize bunu yaşatana işte lanetler okur. Ama bir taraftan ihtimam veren, bakım veren şey parçamız, ebeveyn parçamız bize kötülük yapana hala acır. Onu özler, geri dönsün ister.
Bunlar insani şeylerdir. Yani muhtemelen evliliğe evcilik diye bakan arkadaşlarımız çocuk parçasını öne çıkarıyorlar. Sizin olduğu gibi. Ona izin veriyorlar. Ama bu ebeveyn parçamızı unutmak demek değildir. Onların da kendi hikayelerinden bunu çözmek lazım. Yani psikolog arkadaşlarımız kendi hikayelerine bakarlarsa hangi psikolojik ekolü tercih ettiklerini anlamış olabilirler. Hepsine izin verelim diyorum. Bu yetişkin olmak aslında hep başarmak istediğimiz ama hep uğradığımız bir alandır. Saatin sarkacı gibidir. Saatin sarkacının stabil olduğu konum onun tam orta noktasıdır. Ama buraya hep uğrar. Ama orada durmaz. Duramaz. Yoksa saat durur. Hayat durur. Varlık çöker. Biz de yetişkinliği yani ebeveyn parçamızı yok ederek, çocuk parçalarımızı öğüterek başaramayız. Onlara ölçülü biçimde uğrayarak başarırız. Bırakın eşinizle çocuk parçalarınızı birleştirin, balon uçurun, yastık şeyi savaşı yapın. Oturun bazen de işte çocuklarınız varsa, çocuklarınız olacaksa ebeveyn rolünü alın. Yahu bu korona sürecinde nasıl bir eğitim izlesek? Çocuğu ben okula göndermeyi düşünmüyorum mesela. Yani ebeveyn parçam bunu söylüyor. O da gitmek istemiyor. Eğitim sisteminin bilgisayar anlamda yeni bir şey vereceğini düşünmüyorum. O zaten alfabe öğretecekse birkaç günde öğretirim diye düşünüyorum. Bak bu da benim ebeveyn parçam. Ciddi olan parçam. Biri diğerini yok etmezse çok renkli ve çok farklı bir hayatımız olur. Dengeli bir hayatımız da olur. Ama bu dengenin içinde dengesizlik olması kaçınılmazdır. Yani sarkacın çalışması dengesizliklere doğru gelişir. Bakın hep bir uca gidiyor. Böyle gidiyor. Gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. Bu insani bir şeydir. İnsan krizsiz, pürüzsüz anlardan bir karar verme aşamasına, bir krize, bir bıçak sırtına geldiğinde bu parçalarıyla tanışır kanaatindeyim. Bağımlılık konusunda gelince vaktimiz az kaldı. Az kaldı, tamam. O zaman bu soruyu da soruya bırakalım. Böyle çocuk parçam daha bir eğlenceli veda istiyor. Sadece şunu bilsinler dostlarımız, bağlılık eşit değildir bağımlılık. Yani bağlılık sorumluluk alarak var olduğumuz bir ilişki biçimidir. Bağımlılık kendi sorumluluklarımızı bir başkasına ebeveyn gibi aktardığımız bir ilişki biçimidir. Ebeveyn rolü verdiğimiz kişi eşimiz olabilir. Yani karımız. Bir de bakmışız ki 25 yıl sonra bize hep annelik ediyor. Ben onun büyük oğlu olmuşum. Bu onu yorar. Bir süre sonra beni de varoluşumu engelleyebilir. Şeyh-mürid ilişkisi bir bağlılık ilişkisidir. Ama bizde pratikte çok çarpıcı, acı örneklerini görebiliyoruz. Bağımlılık ilişkisi olarak yürüyor. Yani bağımlılığın hem de en böyle çiğ hali olarak, üstelik bunu yani istisnaları tenzih ediyorum, bunu teşvik de ediyorlar. Çok, çok ürkütücü bir şey. Çok ürkütücü bir şey. Hani evlilik ilişkisinin de bağımlılığa değil, bir bağlılığa dönüşmesi. Çünkü biz Katolik nikahıyla evli değiliz. Yani Katolik nikahı yok bizde. Boşanma başlıklı bir sure var. Allah neredeyse teşvik ediyor. Yani kendi şahsiyetinizi geçim kaygısıyla bozmayın diyor. Allah size ummadığınız yerlerden rızık gönderir diyor. Daha ne desin? Eğer benim karım boşanamadığı için benden boşanmıyorsa ilişkimizi sorgularım. Ama böyle bir seçeneği var olduğu halde benimle kalmayı tercih ediyorsa bu ilişki sahihtir. Onun için bağlılık
bütün ihtimallere açık bir ilişki şeklidir ve iki yetişkin ilişkisidir. Deminki parçalarımızdan bir tanesini alıp kendimizi çocuk yapıp eşimizi ebeveyn yaparak belki biraz rahatlama sağlayabiliriz ama bu sağlıklı bir ilişki değildir. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, bizimle oldunuz. Umarım dinlemiş ve dinleyecek olan herkese de güzel izler bırakmak nasip olur. Kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de epeydir bir Instagram canlı yayınla dahil olmamıştım. Acemiliğini atlattım, tripodumuzu kurdum. İnşallah bu yayını herhalde siz kaydedip Ben de paylaştım. Tamamdır hocam. Peki, çok teşekkürler. Diyorum. Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin kendinize. Amin. Çok sevgiler. Hoşçakalın.